Antalya'ya gidelim. Karşımızda Ahmet Rişvanlı var, TRT muhabirimiz ve hemen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Mektarlar Satranç Şampiyonası'nda kendisi. Detayları ondan alalım. Evet, Antalya'dan öyle bir şampiyonadan sesleniyoruz ki bugün size 7000 kişiden bahsediyoruz. 7000 sporcudan değil, 7000 katılımcıdan bahsediyoruz. 2000 küsür sporcu var burada. Birazdan Federasyon Başkanımız Gülkız Hanım bunları anlatacak ama ben öncelikle buraya, yani organizasyonun yapıldığı yere geldiğimizde gördüklerimizi anlatmak istiyorum. Antalya'da pek çok organizasyon yapılıyor ama bu organizasyona katılım inanılmaz büyük. Zaten dünyada karşılaştırdığımız zaman da Türkiye'nin yerini çok basit bir şekilde birinci olarak ortaya koyuyor bu organizasyon. Hemen döneceğim Federasyon Başkanımıza, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Hanım. Burada neler oluyor? Evet, sizin de gördüğünüz gibi 7'den 70'e tüm yürekler satranç için çarpıyor burada. Çok büyük bir buluşma. Türkiye'nin 81 ilinden katılım var. Van Bahçesaray'dan İstanbul'a kadar, Arhavi'den Hatay'a kadar tüm sporcular, aileleri, antrenörleri burada. Sizin de söylediğiniz gibi 2800'ün üzerinde katılımcı sporcu var ve 7000'in üzerinde satranç ailesi olarak bir hafta buradayız, Antalya'dayız. Her yıl kendi rekorumuzu kırıyoruz aslında. 2016 yılında 5000 kişilik bir aile dedik, rekor dedik. 2017 yılında 6000 kişilik bir aile dedik ve bugün 2018'e geldiğimizde 7000'in üzerinde satranç ailesi olarak hep beraber buradayız. Özellikle ben bu spor dalında dünyada neredeyiz onu ortaya koymak istiyorum. Sevgili izleyiciler, baktığımızda bu sporun Türkiye'de şunu belirtelim özellikle, doğruyum değil mi? En çok lisanslı sporcu barındıran branş bu branş. Ama dünyada da çok iyi yerdeyiz. Peki dünya bazında baktığımız zaman, diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye bu organizasyonlarda nerede? Özellikle organizasyon yeteneği açısından dünyada ve Avrupa'da en iyi durumdayız. Ekim ayında Avrupa Kulüpleri ve FIDE Kongresi'ne ev sahipliği yaptık. Tüm satranç otoriteleri Türkiye'nin organizasyonel yeteneği anlamında şapka çıkardılar desek yeridir. Onun dışında tabii biz altyapı olarak, sportif olarak dünyadaki yerimizi değerlendirecek olursak, altyapı olarak zaten çok iyiyiz. 20 yaş altındaki sporcularımız gittikleri her turnuvadan kupalarla, madalyalarla dönüyorlar. Ama artık son yıllarda A milli takım olarak da gayet iyi bir yerdeyiz. Ben size şöyle söyleyeyim. 2012 yılında İstanbul'da yaptığımız satranç olimpiyatlarında A milli takımımız 42. sıradaydı. Daha sonra 2014 yılında 21. sırada ve 2016 Bakü satranç olimpiyatlarında 6. sıradaydık. Ve 2017 yılında dünya takımlara milli takım olarak katıldık, davet edildik. Türk satrancında bir ilktir bu ve şu an ilk 5'te yer alan, dünya 5.'si olan bir A milli takımımız var. Satranç olarak dünyada da artık Türkiye olarak adından çok ciddi şekilde söz ettiren bir ülke konumundayız. Hep futbol konuşulur, futbolla karşılaştırmak istiyorum. O futboldan daha fazla lisanslı futbolcusu var. Anladığım kadarıyla küçüklerin, miniklerin özellikle ilgisi çok fazla değil mi? Kesinlikle 800 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var ve tüm spor branşlarının önündeyiz. Özellikle son yıllarda yaptığımız altyapı projeleriyle bugün bu noktaya geldik. Tabii bu noktaya gelirken devletimizin desteği, ana sponsorumuzun ve sponsorlarımızın desteği de elbette bizim için çok önemliydi ama yaptığımız projelerden bugün burada yarışan yüzlerce çocuğumuz var. Kısaca birkaç projeden bahsetmek istiyorum. O projeleri merak ediyoruz çünkü bu kadar açıkçası yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de o projeler değil mi? Kesinlikle. Örneğin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla yürüttüğümüz bir proje var. Tüm sevgi ve çocuk evlerinde satranç sınıfları açtık ve satranç antrenörleri yetiştirerek orada satranç faaliyetlerinin sürekliliğini sağladık. Bugün burada onun üzerinde Sevgi'ye Çocuk Evlerinden gelen sporcumuz var. Elazığ'dan sadece 5 sporcu geldi. Onun dışında tabii yazın Kale Gibi Gelecek satranç eğitim kampını yaptık. Şehit çocuklarımızı satrançla tanıştırdık. Burada yarışan şehit çocuklarımız var. Projelerle güç alıyoruz son yıllarda ama en büyük destekçilerimiz de belki ailelerimiz desek yeridir. Karneleri aldılar, ertesi gün yola çıktılar ve ilk haftayı satranç turnuvasında geçiriyorlar. 7'den 70'e tüm sporcular burada, aileler, herkes burada ve biz bu anlamda çok mutluyuz elbette. Şimdi Sayın Başkan çok güzel anlatıyor ama içeri döneceğim. Yönetmen arkadaşımız ara ara içerinin görüntülerini size veriyor ama bu sefer özellikle içeride neler oluyor? Şu anda müsabakalar devam ediyor. O görüntüleri izlerken ben şimdi içeride kimler var? Özellikle küçükler dedik burada bulunduğumuz otelde. Küçükler ve yıldızlar var ama bunun dışında kategoriler de var. Şimdi biraz onları sayısal olarak verin istiyorum bize. Kimler var? Kimler?
kimler yarışıyor, ne kadar sürecek? Evet, 7-8 yaş grubumuz var. Onlar bir üst salonda yarışıyorlar. Onlar daha küçük oldukları için biraz daha özel bakıma ihtiyaçları var tabii ki. Burada yarışan, şu büyük salonda yarışan sporcularımız da 9-12 yaş, küçükler kategorisi dediğimiz 2000'in üzerinde sporcu yarışıyor. Daha üst salonlarda da yıldızlar, yani 13-18 yaş arasındaki sporcularımız var. Onlar da 600 civarında. Bütün bunları topladığımızda 2800'ün üzerinde bir sporcu var elbette. Ama peki, en büyük katılım 9-12 yaş grubunda ve sizin de görüntülerini gösterdiğiniz salonda. Peki, teşekkür ediyorum. Hemen şöyle geçeceğim. Şimdi altyapı dedik özellikle. Altyapının öneminden bahsettik. Sayın Başkan, şöyle alalım sizi. Altyapı çok önemli. Türkiye'de çok iyi yerlere gidiyor ama altyapı çalışmalarını yürüten özellikle milli takımımızın antrenörlerinden biriyle beraberiz. Altyapıda ne durumdayız? Milli takımımız ne durumda? Onları bir önce ortaya koyalım. Tabii. Biz altyapıda şu an Dünya ve Avrupa şampiyonalarında örnek bir ülke haline geldik. Bayağı iyi dereceler alıyoruz ve de diğer ülkelerin artık bizi örnek aldığını görüyoruz. Bu seviyeye çıkmak hakikaten çok sevindirici. Bunu en iyi anlayanlardan birisi aslında benim. Çünkü ben de kendim Avrupa ve dünyada temsil ettim ülkemizi. Ama bizim zamanımızda satranç bu kadar gelişmiş değildi. Federasyonumuz bu işi hakikaten artık dünya çapında yapmaya başladı ve de dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu hem geliyor hem de kaçırdığımızda artık bu tip başarıları çok çok üzülüyoruz. Yani bu hale geldik. Özellikle altyapıda dediğiniz gibi çok güzel başarılar elde ediyoruz. Aslında A milli takımımız da çok iyi yerde. Olimpiyatlarda 5. olarak bitirdi. Ve de yani orada da bu altyapıdan gelen oyuncuların önemli yerlere getirdiğini görüyoruz Türkiye'ye. Peki şunu soracağım özel olarak. Siz tabii bu organizasyonlar çok önemli. Siz altyapıya o oyuncuları nasıl seçiyorsunuz? Nasıl kriterleriniz var? İşte burada düzenlenmiş olan Türkiye Şampiyonası'ndan bazı sporcular, her yaş grubundan bir kontenjan var. O kontenjandan sporcular milli takım havuzuna giriyorlar. Biz bu milli takım havuzuna giren sporcuları eğitim kampları düzenliyoruz. Türkiye'nin en iyi antrenörleri, sonra dünyadan yine birkaç tane takviye de alıyoruz ve de çok kuvvetli bir antrenör ekibiyle milli takım sporcularımızı bir sene boyunca izliyor ve de eğitim kampları düzenliyoruz. Biz o kampların verimli geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Federasyonumuz da bize bu konuda sonsuz desteklerini sağlıyorlar. O açıdan da çok şanslıyız. Yani milli takım sporcuları artık dünya ve Avrupa'da kendi sorumluluklarını da biliyorlar. Çünkü bundan öncekiler iyi bir yere getirdiler. Hem o başarıları korumaya hem de onları geliştirmeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz size. Burada yıldızları, küçükleri ekrana geçiyoruz ama Grandmaster değil mi? Yanlış söylemiyorum. Büyük ustalar var işte. Onlardan birinin yanına geleceğim. Tabii ki içerideki çocukların hemen hemen hepsinin hayali sizin gibi bir büyük usta olmaktır muhtemelen. Siz kaç yıldır satranç oynuyorsunuz ve dediğim gibi Türkiye'de satranç oyunculuğunu, sporculuğunu nasıl, ne noktada görüyorsunuz hakikaten? Yaklaşık 4 yaşındayken oynamaya başladım. İşte böyle turnuvalarda aslında oynamaya başladım. Çok zevkliydi tabii ki. Çünkü bu kapıdan girince yeni bir dünyaya geliyorsunuz ve bu aslında bir oyun dünyası ve benim çok hoşuma gidiyordu. Ben çocukken çok seviyordum bunu. Böyle oynamaya başladım. Şimdi ben küçükken Türkiye satrançta çok güçlü değildim. Ama son yaklaşık 20 sene, tam bilmiyorum 15-20 sene çok fazla gelişti. Türkiye'de satranç çok fazla gelişti. Bir sürü İyi oyuncu oldu. Çocuklar zaten inanılmaz iyi. Ve bu kadar büyük organizasyon gelecek için kesinlikle çok önemli. Çünkü şimdi şu an mesela Türkiye'de ben tam bilmiyorum. Belki kaç tane büyük usta var? 10 ya da 12 öyle bir rakam. Ben eminim ki bu 13 sanırım. 13 büyük usta varmış. 13 büyük usta. Bu turnuvadan ben eminim ki en az 100 tane büyük usta çıkacak. Yani 10 sene sürecek ama bu yatırımı şimdi yapmak lazım. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu büyük bir yatırım ama bu organizasyonun arka planı da oldukça önemli. Oraya bakmak lazım. Niye? İşte içerideki görüntülerde görüyorsunuz. Ya binin üstünde çocuktan bahsediyoruz her şeyden önce. İşin spor boyutunun dışında bir de organizasyon boyutuna da bakmak lazım. Gelin gidelim şöyle.
velilerimizin yanına işte bu organizasyonda yurdun dört bir yanından gelen veliler, çocuklar da var. İşte onlara da mikrofon tutacağız. Siz nereden geldiniz? Tekirdağ merkezden geliyorum. Tekirdağ'dan geldiniz. Oğlunuz mu kızınız mı? 11 yaş. Genelde oğlum Şahin Ergin yarışıyor. Peki siz aile olarak destek oldunuz mu? Çünkü evinizden kalkıyorsunuz, geliyorsunuz. Muhakkak destek oldunuz ama nasıl başladı? Okulda mı bu? Nerede? Ana sınıfında. Neşalten Anaokulu'na gidiyordu Tekirdağ'da. Orada hocalarının keşfetmesiyle ortaya çıktı oğlumun yeteneği. 4 seneden beri devam ettiriyoruz. 3 seneden beri milli takım havuzunda. Daha ilerlemek istiyor. Yani Türkiye'nin bir Anand'ı, Kasparov'u, Karsen olmak istiyor. Hani Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak istiyorum anneciğim diyor. Biz de anne baba olarak üstümüze düşen bütün görevleri yapmak istiyoruz. Evet, umarız öyle olur. Bir kişiye daha mikrofon tutmak istiyorum. Sizin kim var içeride? Siz de heyecanlısınızdır. 9 yaş genelde Ege Pakkan oğlum yarışıyor. Oğlunuz yarışıyor. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. O heyecanlı olduğu için ben de heyecanlıyım. Siz peki nereden geliyorsunuz? Ben Bodrum'dan katılıyorum. Nasıl sizin hikayeniz nasıl başladı? Anaokulunda tanıştı satrançla. Çok sevdi. Birinci sınıftan beri de zevkle oynuyor. Peki sizin satrançta durumunuz ne? Ya şimdi onunla yarışabiliyor musunuz? Yok. Sıfır. Oynayalım demiyor mu size var? Babayla biraz başlamıştı oynamaya. Sonra tabii ki babasını yendiği için artık ona keyif vermemeye başladı. Artık baba da rakip olmamaya başladı. Evet. Peki sizi heyecanla beklemedi. Bırakıyoruz burada, şundan bahsedelim. Bu çocuklar velilerini burada bırakıyorlar. Peki içeride neler yapıyorlar? Onun için burada melekler var. O meleklerden bir tanesinin yanına gideceğiz. Çünkü kameraman arkadaşım Sait Ersan gösterecek. Şöyle şu tarafa dönelim. Hemen dönelim ve gösterelim. Burada inanılmaz da bir trafik var. İçerideki çocuklar tabii heyecanla, su gereksinimleri oluyor. Tuvalete gidiyorlar, geliyorlar, heyecanlılar. Bir yandan yarışıyorlar ama bir yandan da burada 2000'in üzerinde çocuktan bahsediyoruz. Bu çocukların ihtiyaçları var. Burada organize edilmesi gerekiyor. Onu da melekler burada hallediyor. Şöyle yanıma alacağım sizi. Sizler burada ne yapıyorsunuz? Böyle pratikte somut olarak bir anlatabilir misiniz? Pratikte somut olarak anlatıyorum. Uzun yıllar önce bu göreve başladım. Kısacası biz santraş melekleriyiz. Bu işi gönülle yapıyoruz. Sporcularımızı, özellikle 7-8 yaş sporcularımızı ailelerinden güvenli bir şekilde teslim alarak bir anne şefkatiyle sporcularımızı oyun esnasında bulundukları konumda streslerini atmak amacıyla veya özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oyun esnasında onlarla birebir ilgileniyoruz. En çok neyle karşılaşıyorsunuz burada problem olarak çocuklarda? En çok neyle karşılaşıyorum? Az önce yanınıza gelmeden önce bir tane sporcumuz sinir krizi geçirdi. Ve direkt şu şekilde karşıladı beni. İçim yanıyor ablacığım. Direkt boynuma atladı. Aynı şefkatiyle tabii ki de direkt sarılıyoruz. Arkadaşlarımızın tek en çok sıkıntısı stres. Siz gönüllüsünüz değil mi bu arada? Yani siz satranç için gönüllüsünüz. Geldiniz burada. Kaç kişilik bir ekip var? Bu turnuva boyunca 30 kişilik bir ekibim var. Aralarında melek tabirinde olsa da abilerimiz, ablalarımız var. Biz sadece onlara şefkatle yaklaşmıyoruz. Oyun esnasında gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arkadaşlarımız, sporcularımızı mesela... Biraz herhalde turnuvaya da hazırlıyorsunuz değil mi? Turnuva öncesinde de sakinleştirme oluyor. Evet. Ama bunun dışında bir takım ihtiyaçları da oluyor. O ihtiyaçlara koşturuyorsunuz. 2000 kişi, yani şöyle bir kreş nüfusu göz önüne getirdi. Çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz. 30 kişi yetişmek çok zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Onu söylemek istiyordum. Arkadaşlarımız sadece sporculara oyun esnasında değil, oyun dışında da çok yardımcı oluyorlar. Bazen anne şefkatiyle üstlerini değiştiriyoruz. Stres dolayısıyla mide bulantıları, çok pardon, ishal gibi rahatsızlıklarında bile onları anne olmaya çalışıyoruz. Evet, size teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok ciddi, çok büyük bir organizasyon var. Başkanımı tekrar yanıma çağıracağım ben. Onunla beraber bitirelim istiyorum. Antalya'dayız. Çok ciddi ve büyük bir organizasyondayız. Antalya bu tarz spor organizasyonlarına ev sahipliği yapar ama biraz önce bilgileri Sayın Başkan'dan aldık. Bu dünyanın en büyük organizasyonlardan bir tanesi ve her sene de büyüyerek gidiyor. Onun için biz de TRT Spor adına size teşekkür ediyoruz. Yayınımızı Antalya'dan, buradan, satranç turnuvasından tekrar şöyle bakayım. Küçükler ve yıldızlar. Ayrıca emektarlar da var. Satranç şampiyonasından şimdilik veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Rişvanlı'ya. Gerçekten harika bir